düşürülmesi lazım. Neden lazım? İşte 2000 lira veya 1500 lira maaş verdiğiniz işçinin maaşı çok yüksek olduğu zaman asgari ücretten gösteriliyor. Niye? Çok para çıkıyor işverenin cebinden. Ha bu sefer işte kayıt dışılığa doğru gitmeye başlıyor. Bu kayıt dışılığın önlenmesi anlamında sigorta primlerinin düşürülmesi, efendim yine gelir vergisi oranlarının yüksekliğinden şikayetçi işverenler. Bir bakıyorsunuz vergi dilimi kurumlar vergisinde %20 ama kar payı dağıttığınızda %15 de buna ilave geliyor. %35. Vay be diyor. Benim diyor devlet diyor %35 vergi alıyor benden. Benim ortağım mı diyor. Şimdi bunu vermek istemiyor kimse. Ha bu sefer barışık yani isteyerek vergi veren mükellef yüzüyle karşılaşamıyorsunuz. Maalesef bu böyle. Vermemek için Başka varsa bir yönden. takım yollara başvurmak zorunda kalıyor. Yani daha doğrusu devlet uygulamayla insanları bir yerde o yollara Aynen öyle. araştırmak zorunda bırakıyor gibi geliyor bana. Aynen öyle. Efendim teşvikle ilgili sizler neler Ben diyeceksiniz? de şunu demek istiyorum Orhan Bey. Önceki teşvik sistemimizde yani 5084, 4325, 6, 5615. 5615 gibi şeylerde bölgeler arasında bir ayrım yoktu. Ordu ilimiz, Sakarya ilimizde eşdeğer tutulmuş. Düzce ile eşdeğer tutulmuş. Bunlar büyük şehirlere yakın iller. Yani oradan bir saat Pazara farklı, yakın, pazara büyük, yakın, her evet. tarafa, limana yakın vesaire. Bunlar aynı değerlendirilmişti. İşte 49 ilimizde teşvik yasası uygulanıyordu. Şimdi hükümet bu yeni bir şeyi çıkarmada geç kaldı. Yani bu süre 31-12-2012'de bitiyordu zaten. Evet. Bu sürenin bittiğini bildiği halde mükelleflerimizin beklentisi işte bu Ocak ayının bildirgelerini Şubat'ta veriyoruz. İşte Şubat'ta bu nasıl olsa yürürlüğe girer diyor. Ama girmedi. Bunu çıkarmakta geç kaldı. Bir de bunu illerin gelişmişlik düzeyine göre dizayn etmesi gerekiyor. Yani Samsun'a oranı farklı, Ordu'ya farklı, Adapazarı'na veya Sakarya'ya diğer başka ile verecekse ona daha farklı vermesi Tabii. gerekiyor. Tabii bölgemiz ekonomik olaraktan yöremizin ürünü ve yetiştirdiği fındık çok para etmemesi bakımından, bir de bölgemizdeki sanayinin çok olmaması bakımından buranın tabii ki yeni teşviklerden, yeni çıkacak yasadan Yani daha etkin Sakarya ile olarak burayı bir faydalanması gerekiyor. mukayese Evet. etmek yanlış Evet, yani. Evet. yanlış gerçekten. Bunu Ya da inşallah yeni Kocaeli ile sistemde, Ordu'yu bir mukayese et. yeni getirecekleri sistemde bunu düzeltirler diye umuyoruz. Hep Ne umuyoruz olduğunu ama. tam da bilmiyoruz. Hep Önümüze umuyoruz ama. gelen bir hazır şey de yok. Ben, o konuya ben de bir ilave yapmak Buyurun istiyorum efendim. izninizle. Bu odamızın çıkartmış olduğu bir kitap. Yeni yatırım teşvik sistemi ve Ordu iline etkileri. Odamız derken Ordu Mali Müşavirler Odası ve Ordu Ticaret Sanayi Odası'nın birlikte hazırladığı, Evet. ortaklaşa çıkarttığı bir kitap. Bunu birlikte bastırdık ve bedelsiz olarak da üyelerimize dağıttık. Bunu da Ordulu bir hemşerimiz vergi baş müfettişi Kadir Kamakgün hazırladı ricamız üzerine. Kendisine de buradan ekranlar aracılığıyla tekrar teşekkür ediyorum. Orada şöyle bir bölüm var. Bu akşam bizi izleyen iş adamımıza önemli bir yol haritası olabilecek bir şey bu. Diyor ki orada 34. sayfada Ordu'nun bölgesel teşviklerden yararlanmasında faydalı olabilecek sektör. Az önce yeni yatırım teşvik sistemi diye bahsettiğimiz sistem Türkiye 6 bölgeye ayrıldı. Ordu da 5. bölgede yer alıyor. Bu bölgede stopaj teşviki, SGK teşviki, KDV iade KDV ile ilgili destek ve Gördük. kurumlar vergisi ve gelir vergisinden belirli oranlarda yatırımın belirli oranlarında indirim, az ödemek gibi 5-6 tane unsuru var bunun. Yeni yatırım yapan firmalara böyle bir avantaj getiriyor. Şu an uygulanıyor Doğru. bu. Ama buradaki yatırım Ordu'nun bulunduğu 5. bölgede belirli kriterlere her yatırımı kabul etmiyor. Her büyüklüğü kabul etmiyor. İş adamlarımız Ordu'da hangi yatırımları yaparlarsa bu teşvikten yararlanabilirler. Onları ben kısaca üstad çıkartmış buradan kitaptan okumak istiyorum. Ordu ilinin mevcut ekonomik yapısı, tarımsal, turizm, ticari ve sanayi yapısı ile gelecek potansiyeli birlikte değerlendirildiğinde Ordu ilinin aşağıda yer alan bölgesel teşviklerden yararlanmasının daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları 500 bin lira. Minimum 500 bin lira olacak. Su ürünleri yetiştirici, balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil 500 bin lira.
Yani bu sektörde 500 bin liranın üzerinde bir yatırım alırsanız, yaparsanız 1-1-2013'ten itibaren veya Bakanlar Kurulu kararı 12 Haziran 2012'de yürürlüğe girmişti. Oradan itibaren yaparsanız girebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Gıda ürünleri ve içecek imalatı 1 milyon TL. Tekstil ürünleri imalatı. Tekstil aprelenmesi için yatırımlar 10 milyon TL. Diğer yatırımlar konumunda 1 milyon TL. Giyim eşyası imalatı 500 bin TL. Bavul, el çantası, saracıyı, ayakkabı ve benzeri imalatta 500 bin liraya geçmek gerekiyor. Ağaç ve mantar ürünleri imalatı 1 milyon TL. İlaç, eczacılık, tıpta kimyasal maddelerle ilgili ürünlerin imalatı 1 milyon lira. İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar 1 milyon TL. Demir çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 1 milyon lira. Makine ve teçhizat imalatı 1 milyon lira. Büro muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1 milyon lira. Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatı 500 bin lira. Mobilya imalatı 1 milyon lira. Oteller 3 yıldız ve üzeri, öğrenci yurtları 100 öğrenci yatak kapasitesi üzerindeki oteller bu kapsamda. Bunlarda TL büyüklüğü koymamış. 3 yıldız olmasını ve 100 öğrenci şartı getirmiş. Soğuk hava deposu hizmetleri 500 metrekare. Lisanslı depoculuk 1 milyon TL. Hastane yatırımı 500 bin TL. Huzurevi yatırımı 100 bin TL. Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 500 bin lira ve atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500 bin lira. Seracılıkta da 10 dekarın üzerinde yatırım yaparsanız bu yeni teşvik sistemindeki 5. bölgeden ki imkanlardan, eğer bu yatırımı organize sanayide yaparsanız 6. bölge imkanlarından, o çok daha stopajın hiç ödenmemesi, SSK'nın hiç ödenmemesi gibi, eğer organize sanayide bu saydığım yatırımları yaparsanız hiç ödenmemesi gibi avantajlara sahip oluyor evet. İş adamlarımız. Başkanım, ben şimdi muhasebeciler haftasını konuşuyoruz ama şimdi bazen her mesleğin iyileri ve kötüleri, yani içinde mutlaka böyle olumsuzluklar da çıkar. Diyelim ki sizin mesleğinize sahip olan insanların olumsuz bir takım tavırları, şunları bunları oldu. Bunun cezalandırılması, müeyyidelendirilmesi nasıl oluyor? Böyle bir sizin meslek içi bir uygulamanız var mı? Evet, teşekkür ederim Orhan Bey. Şimdi tabii her mesleğin kendine göre müeyyideleri var. Bir kere şunu açık ve net söylüyorum. Biz çürük elmadan yana değiliz. Evet. Ama meslekte, her meslekte mesleğini kötüye kullanan insanlar var. Mali müşavirinde de vardır, başka mesleklerde de vardır. Bu anlamda bizim disiplin yönetmenliğimiz var. Suç oranına göre, yani bir suç işlemişse gerçekten bu yönetim kurulunda görüşülür ve disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin kurulu bunu işte uyarı, kınama, daha ilerisi geçici meslekten men ve belge iptaline kadar gider. Yani biz bunları çok titizlikle ve özellikle takip ediyoruz. Bunu asgariye indirmeye çalışıyoruz. Tabii bir anda sonuç alınamıyor ama mutlaka cezalandırılıyor. Yani yoksa kendi başına hiç kimse değil. Bu odanın varlık nedenlerinden bir tanesi de bu. Odanın var olmasının nedeni. Çünkü üyesini takip etmek, disiplin etmek, eğitmek odanın görevleri. Evet. Hiç kimse mesleği kötüye kullanmaz. 89 yılında odanız kuruldu. Ondan önce mesleki birlikteliği sağlayan bir şeyiniz yoktu değil mi? Şimdi şöyle 1-3-1989 tarihinde bizim meslek yasamız meclise verildi. 13 Haziran 1989'da yayınlandı. 1990 tarihinde yürürlüğe girdi. 23 yıllık bir geçmişimiz var. Ondan önce ne olduya gelince. Ondan önce nasılydı? Ondan önce piyasa, bir ara biz dernekleştik. Bu dernekle bazı şeyleri düzenlemeye çalıştık. Tabii dernekleri biliyorsun, tamam bir sivil toplum örgütüdür ama çok yaptırımı olan şeyler değil. Bizim odamızın meslek yasamız anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş, kanun hükmünde kamu kurumu niteliğinde bir oda. Yani yaptırımları var. Yani bu mesleğe girişin, çıkışın, mesleğe icra etmenin bir yolu, yöntemi var. Yani başı bozuk değil. Ama önceden herkes kendine göre. Bir kere muhasebe sistemi değişikti. Yani herkes kendine özgü bir muhasebe yapıyordu. Ya da işte bu yasa, katma değer vergisi kanunu çıktı 1985'te. Ondan önce daha da kötüydü.
Ne defterlerin şeyin faturalarda tasdik yoktu filan. Herkes kendine göre bir karmaşa içerisinde muhasebe tutuyordu. Yani bir standartı da yoktu. İşte şimdi 1.1.1990 tarihinde meslek yasası yürürlüğe girdikten sonra 2 sene sonra da tek düzen hesap planı çıktı. Yani bir muhasebe tutulma şekli kanuna bağlandı, yasaya bağlandı ve bir intizama girdi. Yani herkes bir bilançoyu eline aldığı zaman kim olursa olsun eline aldığı zaman kasa hesabını, efendim diğer hesapları hep aynı şeyleri anlamak zorunda. Yani bir düzeni, bir intizamı var şu anda. Bunun yani başı bozuk değil. Artık bir kitabı yapıldı kitabı. Diye diyebilirim. Ve kaldı ki bir de muhasebe artık dünyada da böyle futbol gibi tek dil haline gelmeye başladı. Dünyanın her yerinde, Almanya'da, Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de bir firmanın muhasebe kayıtlarını eline aldığın zaman ya da bir bilançosunu, Almanya'da ne anlıyorsan Türkiye'de de bunu anlayacaksın. Evet. Bu hale doğru hale geliyor yani. Geldi daha doğrusu. Bahadır Bey, vergi kanunlarında sürekli değişiklikler oluyor işte hani böyle. O değişiklikler sizin çalışmalarınızı engelliyor mu? Ya daha doğrusu sizin performansınızı düşürüyor mu sürekli değişiklik? Şimdi şöyle tabii korkunç derecede sürekli değişen mevzuat, gelir vergisi, kurumlar vergisi, sirkülerler, tebliğler, kanunlar, yeni bir kanun çıktığında geçmişiyle ilintisi, ileriye doğru etkisi, geriye doğru etkisi gerçekten pek çok açıdan sorgulama gerektiriyor. Başkanımız söylediği gibi odalar aslında bu konuda şöyle bir görev üstleniyor. Eğitimler bu anlamda çok önemli. O meslek mensubunun yalnızlığını, psikolojik olarak zor duruma düşmesini odalar devreye girerek eğitimleriyle destek oluyor. İkinci bir destek sosyal medyanın, bu kendi aranda yazışmanın, ortak platformlarda sorunlara çözüm aramakta, bu sürekli değişen mevzuata karşı kolektif bir bilinç, ortak hareket etme. Mesela bir arkadaşımız herhangi bir sosyal medya sayfasına bir sorunu yazıyor, yüzlerce yorum yapıyor, biz şunu söylemiyoruz. Oradaki yoruma göre işlem yapmayın. Ama oradaki yorumları okuyup kendi ortak aklınızı bulun diyoruz. Bu anlamda önemli. Ama çok da ilginç bir şey bu. Meslek mensubu eskiden pratikçiydi. Yani belge gelir, çalışır, kaydını yapar, rahatlar, beyannamesini gönderir, içine bakardı. Ama şimdi bu mevzuat karmaşasından teorisyenliğe geçiyor. Çünkü biz belki bir yasanın bir cümlesini, bir kelimesini belki saatlerce tartışıyoruz. Oradaki ve ile veya'nın anlamı, kendi aramızda uygulamamızda yön değişikliği, o nasıl yapmış, bu nasıl yapmış, uygulamaya gerçekten çok farklı değerler ve anlamlar katmakta. Ya bir defa çok fazla değişmesi istenen bir durum değil. Evet. Biz yani vergi haftasıyla ilgili ben geçen yazdım yazıda da söyledim bunu. Diyoruz ki sade, anlaşılabilir, herkesin anlayacağı bir yapıda vergi kanunları hazırlanmalı. Yani biz işin kolayına kaçmıyoruz. Ya bu herkes tarafından anlaşılırsa mali müşavire ihtiyaç olmaz. Bu çok dar bir bakış açısı, çok sığ bir yaklaşım. Ya öyle bir şey olabilir mi? Yani iş adamı da kanun okusun, tabii küçük esnaf da kanun okusun, algılasın. Ama bizim profesyonel işimiz bu zaten. Yani herkes maç seyreder. Herkes işini yapsın. Herkes ama, maç seyreder. Evet. Ama hocadır sorumluluk, risk. Tamam. Yani biz hocayız orada yani. Takımın, işverenin hocasıyız. Yani yol göstericisiyiz. Artık biz kayıt girme noktasını bıraktık. Bu açıdan bakarsanız evet işimiz biter. Ama bu değil. Artık biz bilgiyi raporlayan, bilgiyi tasnif eden, bilgiyi tartışan, işletmeye fayda sağlayan bir noktaya gidiyoruz. Gidişat evet. Yerimiz bu. Ha işte bu anlamda bu şeyin yapılması, kanunların çok fazla değişmesi anlaşılabilirliğini kaybettiriyor. Belki evet. Bir kanun saatlerce az önce söylediğim gibi görüşebiliriz. O yüzden isteğimiz şu, basit, anlaşılabilir, herkes tarafından ortak değerlerde buluşulabilecek bir kanun yazılması, bu yönde bir çalışma yapılması. Yani bir örnek vereyim, bizim 6183 sayılı yasanın tebliği, iki tane tebliği var. Tebliğ A, tebliğ B demiş, işte şu ne oldu tebliğ? A ve B, abartısız söylüyorum, 161 sayfa. KDV tevkiatı ile ilgili bir tane tebliğ var yeni, 161 sayfa. Bir kitap yani. Bütün KDV ile ilgili ne var tek bir tebliğde toplamış. Güzel, tamam. Ama 161 sayfayı, bütün uygulamayı değiştirmişsin. 30 yıllık, 20 yıllık bütün geleneği tek bir tebliğe almışsın. Nasıl algılayacağız biz bugün? Nasıl hemen hayata geçireceğiz? Tamam, o da olarak hemen ne yapıyoruz?
profesyonellerini buluyoruz. Kanunun özetini içimize yarayan. Ordu odası bu konuda gerçekten çok başarılı. Yani gördüğüm kadarıyla sürekli bu yenilikler konusunda hemen bir uzman getirip paneller yapıp insanlara bilgi, özellikle mensubunuz olan insanlara hemen bilgilendiriyorsunuz. Ama her yerde bu kadar başarılı çalışma tabii, tabii, var. Yani genelde meslek örgütlerinde bu işi TÜRMOB'a organize ediyor. Yani o eğitmenleri bulan İstanbul Odası TÜRMOB, büyük odalar bu işlere çok büyük yatırımlar yapıyor. Ve dolayısıyla da paylaşıyor sizinle. Evet. İlişkileriniz çok önemli. Yani her oda mutlaka aynı oranda yararlanmıyordur ama mutlaka bütün odalarda bu eğitim çalışmalarına özel bir yer veriliyor. İstanbul Oda Başkanımızın özel sevgisini. Şöyle bir şey söyleyelim. Başkanımın bir görüşmesi oldu. Herhalde İstanbul Odası Başkanı ve Genel Sekreterimiz ayrıca bir başka uzman da iş sağlığı güvenliği ile ilgili Mart ayı içerisinde gelebilir. Sizin de konunuz olacak herhalde. Bir çalışma var. Şimdi yeri gelmişken tabii bizim işimiz değil ama bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani işçi sağlığı, iş güvenliği yasası var. Belki birkaç tane işveren duyar da dikkat eder diye söylüyorum. Ama bu konuda sakın ha bütün iş camiasını şöyle söylemeye çalışıyorum. Özellikle işçi çalıştıran işverenleri ilgilendiren bir kanun. Sakın ha bu konuda muhasebecilerine güvenmesinler. Gitsinler bu yasayı okusunlar ve üzerine düşen bir işveren olarak ne düşüyorsa onları yapsınlar. Yasa 1-1-2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. İşçi sağlığı, iş güvenliği kanunu 6331 sayılı yasa. Bütün işverenler bu konuda dersine çalışsın. Bir işçi sağlığı, iş güvenliği uzmanı bulup kendi iş yerinin risk ölçümlemesini yapsın ve olağanüstü eylem planını raporunu yapsın, iş yerine assın. Cezalar başladı. Kontroller yapıldığı zaman bunlar aylık cezaları fazla. Ama bizim işimiz değil. Kesinlikle mali müşavirin işi değil. Biz sadece uyarı yapmak görevimiz. Onu nerede hazırlatacak efendim? Yani evet, buyurun efendim. İş güvenliği toplantı bitmez yalnız 6331'e girersek. Yok yani ben de ilgilendirdiği için. Şimdi yani iş güvenliği tabii işi çalıştıran herkesi ilgilendiriyor. Yani konutunuz var, kapıcı çalıştırıyorsunuz. Evet. Oradaki yönetici de ilgilendiriyor bu yasa. Bir işçi de çalıştırırsanız herkesi ilgilendiriyor. İş güvenliği uzmanı yetkilendirilmiş. İş güvenliği uzmanından yardım alınacak. Burada orduda bir 3-4 kişi var diye duyduk. Bazıları da gelmiş, kartlar bırakmışlar falan. Ama ilçelerde yok. Yani Ünye'de yok. Evet. Fas'ta da var mı bilmiyorum. Fas'ta da var. Yok. Şimdi altyapısı da yok aslında. Yani Nisan'da hep böyle oluyor ya. Sertifika oluşturmadan bir şeyler istiyor. Yani maalesef teori de güzel girdi ama teorisi var. Altyapısı yok. Herhalde bu seneyi bir geçiş dönemi yapacaklar ama başkanımın dediği gibi bir gerçek var. 6331 sayılı kanun 3000 liradan 4000 liradan cezası başlıyor. 80 bin liraya kadar gidiyor. Böyle bir büyük bir rakam var önünde işverenlerin. Kimler olabilir teknik elemanı? Kim yapacak raporu? Mühendisler diyor, doktorlar diyor. Orada iş güvenliği yasasının içerisinde. Mühendis olanlar ve doktorlar buna müracaat edebiliyor. Sertifikasını alıp iş güvenliği uzmanı olarak size hizmet verecek. Efendim 50 kişiden fazla çalıştıranlar da mutlaka iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda. İş yerinde bulundurmak zorunda. Böyle bir yükümlülük var. Başkanım baştan tek düzen muhasebeden bahsederken biz artık muhasebeyi vergi için değil bilgi için üretiyoruz. Yani bu çok önemli. Altını çizmek lazım. Bugün Türkiye'nin geldiği nokta vergi için muhasebe değil bilgi için. Yarın inşallah Ordu Spor bu filamayla sahaya çıkacak. Onun için muhasebeden sadece maliye değil bir sürü camia yararlanıyor. Artık bankalar muhasebeden bilgi almadan, belge almadan hiçbir işlem yapmıyor. Yani. Onun için muhasebenin önemi çok altını çizmek lazım. Başkanım bir konuşurken çıkan yasaların son dilek temennilerinizle bitirelim, yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Onu da son cümlenize katarsanız sevinirim. Temennim efendim tüm meslek mensuplarının hakkını
verdiği işin, yükün, çektiği yükün, sıkıntının hakkını alabilmesi ve zamanında ücretini tahsil edebilmesi ve verdiği bu hizmetin görmezlikten gelinmemesi, gizli el konumundan çıkarılması temennim var. Evet. Tüm iyi akşamlar diliyorum. Bu arada herhalde son cümle dediniz. Sağ olun. Altaş çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bize bu böyle bir fırsatı verdiği için. Sağ olun. İnşallah ileriye doğru yine böyle katılımla güzel İnşallah. Sohbetler yaparız. Efendim ben şey de sormak istiyorum. Aslında size sormak, oda faaliyetleriyle ilgili de bir cümlem, bir sorum olacak da onu atladım ama son cümleyle birlikte onu da sorup toparlayıp son dilek temennilerinizi almak istiyorum. Evet. Biraz önce sormuştunuz kanunların çok sık değişmesi. Burada bir yeri anlatmak tabii istiyorum. Tabii onu da buyur. 6 ay önce çıkan işte toptan beyazetteki kayda oranı %1'di. 6 ay sonra değiştirdiler, şimdi %8. Yani gerçekten kanunlarımız bir Avrupa'da böyle değil tam. Yani ileriye yönelik çok düşünülmeden o günün şartlarında günübirlik çıkıyor, günübirlik kaldırılıyor. Bundan hem bizler muzdarı, biz mali müşavirler olarak. Hem mükellefler muzdarı. Hem mükelleflerimiz muzdarı. Kanunların gerçekten dili şeffaf değil, anlamakta bizler zorluk çekiyoruz ki mükelleflerimiz daha fazla zorluk çekiyor. Odamızın faaliyetlerine gelince gerçekten her ayımız bizim meslek mensupları olaraktan bizim ayımız zaten kendi başında dolu geçiyor. Bunun haricinde oda faaliyetimizde sürekli her ay bir faaliyetimiz, muhakkak 1-2-3 faaliyetimiz var. Mart ayının bugün birinden başladık. Bakın Mart ayı içerisinde yoğun bir ay olmamıza rağmen gene işte o İstanbul Oda Başkanımız sosyal güvenlik konusunda uzman hocamızı getirip meslektaşlarımızı bilgilendireceğiz. Bizler bilgileneceğiz, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu konuda gerçekten orada odamızın diğer odalarımız da tabii ki muhakkak çalışıyor. Biz kendi bölgemizden sorumlu olaraktan dolu dolu geçiyor. Gerçekten 3 yılımızı tamamlamak üzereyiz. Seçilmiş bir oda yönetimi olaraktan. Bu zaman zarfında gerçekten çıtamızı yükselttik. Faaliyetlerimiz etkin, çok etkin faaliyetlerin olması gereken bir döneme de denk geldik. Başkanımızın geçmiş tecrübeleri var. Bunlardan biz oda yönetimindeki arkadaşlar olarak istifade ediyoruz. Meslektaşlarımız istifade ediyor. Böyle bir şey gerçekten dolu olaraktan geçiyor. Ben de tüm maliye çalışanlarının, tüm mükelleflerin vergi haftasını, meslektaşlarımızın da muhasebeciler haftasını kutlayaraktan, sizin televizyon Altaş ailesine teşekkür ederekten, size teşekkür ederekten iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim, ben de teşekkür ediyorum. Başkanım, son sözü size vereceğim. Bahadır Bey bekliyor dedikte. Tabii, Bahadır Bey, şöyle bir toparlayıp son dilek temennilerinizi almak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben aslında Ocak ayında çok sevdiğimiz bir abimiz, büyüğümüzdü. Bizim eğitim komisyonu, bu eğitim faaliyetlerini yaptığımız İsmail Çakmak, ordunun çok iyi tanıdığı hocasını kaybettik. Umulmadık, beklenmedik bir zamanda. Kendisine Allah'tan rahmet. Yine 1 Mart muhasebe haftası itibariyle bütün ebediyete intikal eden meslektaşlarımıza da rahmetle anıyorum bu akşam itibariyle. Tabii bugünkü söylediğimiz bu ekranları bu bulmuşken okumamız gereken bazı konular da var. Onu başkanımın görevlendirmesi sonucunda ben okuyacağım. Ne istiyoruz? Beklediğimiz sorunlar ve çözüm taleplerimiz bir kez daha belirtmek istiyoruz. Gereksiz iş yükü hafifletilmelidir. Bilgi amaçlı bildirimlerdeki özel hususluk cezalarına son verilmelidir. Müşteri bildirim listeleri kaldırılmalıdır. Denetim sürecinde yetki belgeleri ve ruhsat harç bedelleri kaldırılmalıdır. E-beyanname şifresi mükellefe değil, meslek mensuplarına verilmelidir. Vergi usul kanunu mükerrer 227. maddedeki beyanname imza yetkisi uygulanmalıdır. Yetkisi eksiksiz uygulanmalıdır. Son dönem geçici vergi beyanları gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ile birleştirilerek kaldırılmalıdır. Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalıdır. Serbest meslek uygulamasında gelir KDV çelişkisi düzeltilmelidir. Ücret tarifenin yayınlanması meslek örgütüne bırakılmalıdır. Tasdik ve iade işlemlerinden doğan sorumluluklar düzeltilmelidir. Ülkemizde eğitim ve diğer konularda gerçekleştirilen aflar gibi mali müşavirlik sınavlarına giren ve sınav mağdurlarına ek sınav hakkı verilmelidir. Seçme
oda seçimlerindeki, TÜRMOP seçimlerindeki seçme ve seçimlerindeki engeller kaldırılmalıdır. Katma değer vergisi beyannamelerinin son verilme tarihinin ayın 29'una çekilmesini talep ediyoruz. Senetlerden kaldırılan, ticari yaşamın en önemli belgesi senetlerden kaldırılan, kapıcılardan kaldırılan damga vergisinin meslek mensubu sözleşmelerinden de kaldırılmasını, idarenin gerçekten bizim iş yükümüze, bizim bu çalışmalarımıza ses vermesi,